çengin Hacı, tövbeler tövbesi! Ha. Var mı başka kelamı olan, var mı bana dil uzatacak lastik ağızlı? Bu mapushanenin saltanatı size mi kaldı lan? Var mı başka ötecek? Varsa çıksın ortaya! Sen ağdasız Ermeni dudusu, sade suya zerzevat kılıklı karı! Sen uçkurunun lastiği kaçmış kaldırım esnafı, katmerli beyoğlu! Sen kursağı dokuz düğümlü boşnak terhanası suratlı yellos! Sen hacı vatkılıklı düsteban, insaniyet fukarası madara karı! Ulan dümünüz hikayesiniz be! Cümle kainat şahidim olsun ki, yedi sülalenizi hacı tesbihi gibi ipe dizip, meymenetinize mum dikmezsem, bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu Çengin Hacı edemesinler. Noktalı virgül ana. Hapishane müdürüyüm, elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti, senin gibi belalısını görmedim. Ben ne yaptım ki müdür bey? Daha ne yapacaksın, yemeklere itiraz olsun diye aşçı başı kaynar kazana atılır, ele başı sen. Yemekler madidendi. Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen. Şah damarıma basıyorlar efendim. Koğuşta kavga olur, çıkaran sen, ne de bu senden çektiğimiz, hücreye attırmamı mı istiyorsun? Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi. Ben doğru neyse onu yaparım. Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun? Ölmüş eşek hiç kurttan korkar mı? Zaten nafile yere yemişiz idam hükmünü. İyi ya, son günlerin iyi geçsin hiç olmazsa. Boş ver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi. Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam. Geldi geldi. Ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü? Kızarsa yatağını ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yerdaya oturur aşağı. Yaman kız bu Çengin Hacı, erkek kız! Bakma kavgacı mavgacı ama ne me lazım, altın gibi kalbi var. Madiden hugu! Çengin Hacı'nın kavgası bizim için enteresan olay müdür bey. Erkekler hapishanesinde böyle ama çok... kadın olarak bunun gibi yamanı yok. Gazetedeki haberin başlığını bile düşündük efendim. Arkadaşları Çengin Naciye diyorlar. Koçero daha ilginç. Naciye'nin yaptıklarına yakışır. Röportaj için izin rica ediyoruz. Peki! Yapın röportajınızı, yalnız dikkatli olun. Koçer adam beterdir, yanına sağlam girip sedyeyle çıkarsınız sonra. Keşke saldırsa bize, röportaj daha gerçek olur. Buyurun öyleyse.
Aa, bütün bunlar benim için mi geldi? Kendimi beyaz perde artisti Türkan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak, ay! Hem de baş sayfada. Peki neyin önünde çekeceksiniz? Nasıl neyin önünde? Buzdolabı, elbise dolabı, otomobil falan. Adet öyle değil mi? Sizinki başka. Nasıl başka? Öldürürken ne hissettiniz? Hiç. Nasıl hiç? Bayağı hiç lan! Ben öldürmedim çünkü, iftiraya uğradım. İnanalım mı? Ya anam babam! Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, hakim mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazlayın ense tıraşınızı görelim. Özür dileriz. Biraz da özel hayatınıza değinelim. Öst! Değmek ne demek lan? Hiç aşık oldunuz mu? Bir kere sevecek oldum, evli çıktım. Ne yaptınız sonra? Hiç, ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun, doğru ilk yardıma! Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz? Bizde o talih nerede anam babam? Kabristana çeyrek adım yolumuz kalmış. Bundan sonra bize Azrail'le nikah düşer ancak. Size son bir soru. Erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu? Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi. Hepsinin köküne kibrit suyu. Asıl kadınların köküne kibrit suyu. Bu sözünün benimle ilgisi yoktur sanırım. Elbette. Ben gazetedeki Koçara Naciye denen o katil kadından bahsediyorum. Sen aslında bir kadın değil, meleksin. Sevgilim. Ben aşağı iniyorum yavrum. Sen arka kapıdan çıkarsın biraz sonra. Neden arka kapı? Gündüz gözüyle görülen miras planlarım altüst olur da ondan. Oo, hayrola böyle sıralanmışsınız? Askeri teftiş mi var, isyan mı? Müsaadenizle, arkadaşlarım namına bir maruzatta bulunmak istiyorum. Kulağını tersinden göstermeden kısa söyle. Zat halinizi arz etmek istedim. Herkes dediler! Yani bizim maaşları konuşacak. 5 aylık birikti. Temiz iş 6 ay da olur derler. Hem bana itimadınız var sanırım. Senin gibi hizmetçilerin en güzeli, en şirini, en tatlısı hatırım için bir ay daha bekleyemez mi? Ağzımızı açıp bir laf mı ettik efendiciğim? Şişt, ya sen ahçıbaşların en tombulu? Sizin gibi beyefendilerin kralı için bir sene bile beklerim. Zat halinizin de bir itirazı yok sanırım, Sayın Bay Kahya. İstirham ederim efendim. Öyleyse ben de yüksek müsaadelerinizi rica ederim efendim. Hem beni kışkırtıyorsunuz, hem de ortada bırakıyorsunuz. Neredeyse beyefendiye cebinizden para verecektim. Aa, hayatta da bir yaşarsın! Mirasa konunca toptan alırız, al bakayım sen şunu! Doğru ya, doğru! Al bakayım şunu! Al şunu! Şunu da al! Şunu da benimki! Hadi koş yetiştir arkasına, hadi durma, hadi! Durma, haçlısı mı bırakacağız beyefendiyi, koş be! Koş be! Ah, zavallı efendicim! İçin parçalan! Ya! Buldum! Buldum da buldum, buldum da buldum! Buna kafa derler, kafa! Aman ne kafa, ne kafa! Kızı şimdiden kandırılmış kabul edin. Lütfen! Senin ya kafadan tahttan eksik, ya da benimle matrak geçiyorsun. Ulan koca memlekette evliya evliya dolaşıp adak adayan onca karı dururken... evlenmek için seçe seçe beni mi buldun anam? Gönül bu hanımefendi! Ayın bana hanımefendi dedi! Bizim çapkın gazetede fotoğrafını görünce işte aradığım tip dedi. Onun ateşi var galiba, söyle doktora gitsin. Ben öyle maytaba alınacak karılardan değilim. Koğuş da bana, seninle bir avukat görüşecek dedikleri zaman... bir ümit düştü içime. Ulan kız dedim, galiba anladılar iftiraya uğradığını, avukat tayin ettiler. Ama senin gibi soytarı kılıklı heriften avukat değil, çöp çatan olacağını anlamalıydım. Ama bu hakarettir hanımefendi! Ay, bana hanımefendi dedi! Şu feleğin dalgasına bak be! İdam haberi beklerken evlilik teklifiyle karşılar. Bana bak! İdamlık bir karıyla evlenmeye kalkan bir herif, ya kördür, ya topal, ya da salak! Aksine pırlanta gibi bir genç. Hem bu işe evet dersen, 5000 lira da para alırsın. Parayı mezarda mı kullanacağız, boy fıkarası? Kefenin cebi yok. Sen düşün bir gene, bizim delikanlı oldukça yakışıklıdır. Yakışıklı mı? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava, yoksa nana yanan babam. Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava. Yoksa nana yanan babam, dedi. Zavallı kızcağız, senin bu kadar yakışıklı oldun, nereden bilsin? Çok naziksiniz avukat bey. Bu benim vazifem efendim. Sağ olun efendim, Allah ömürler versin efendim. Kadere bak be anam babam.
Şurada hayatımızın sönmesine üç paralık zaman kalmış, kısmetimizin orozu tüylendi. Olsun be, kısmet kısmettir ya! Allah Hugo, bana teneşir de talip çıksa gene de hayır demem! Bu herif benimle evlenmeyi düşündüğüne göre ya kaçın ya da sapığın biridir. Aklı başında biri mapushaneden kara alır mı be? Madem damat bey yarın gelecek, kendine biraz çeki düzen ver bari! Ne çeki düzen vereceğim be, mostralık mal mıyım ben? Beğenen alır, beğenmeyen almaz, o kadar! Demek sayın bay beyefendi zatallimizsiniz ha? Hayret! Hiç de salağa benzemiyorsun yani! Önce evlenmem dedim ama... ne bileyim karşıma böyle artist karpostalı gibi çocuk çıkacağını! İltifatınıza teşekkürler! Bizde madiden laf yok anam, aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz! İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse... abdesti bozulur be! Öyleyse hemen pazarlığa başlayabiliriz. Seninle pazarlık değil, toptan alışveriş olur anam! Kardeşimle Charleston sabahate biraz paliver yeter! Charleston sabahat mi? Komşumdur, bakma adının Charleston olduğuna! Eskiden operetçiymiş, deli çıkarmış herkes o sahneye fırlayınca! Öyleyse anlaştık sayılır. Elbet be anam babam! Lakarda gibi çocuksun, seni yokuşa mı koşalım yani? Üstelik de... hoşlandık! Davulla çiftçin kurula, avluda halayı kurula, kişiler hayra yorula, şen ola düğün, şen ola, şen ola düğün, şen ola. Neden surat asıyorsun anlayamıyorum? Çok şanslıymışsın yavrum! Buna da şans mı denir be Şaziye teyze? Düşün, beğendiğim bir erkek çıkıyor karşına, basıyor nikah! Elin eline değmiyor, ötesi avacı var! Bir kavanoz reçel vermişler eline, al dışından yala diyorlar! Beğendin galiba çocuğu, abın yakmış gibi bir halin var! Yanıyorsun Naciye, yanıyorsun ama dumanını gören yok anam! Bazen şeytan uykularımı böler... rüyalarıma güzel güzel delikanlıları sokardı... dinine yandığımın, bu onların çifte kağıda çekilmiş kopyası sanki! Hani sehpanın ilmi ensemizde olmasa, aşık oldum gitti. Duvan hazır, Çengin Hacı! Duvak! Çiçekli duvak! Belki de cenaze çiçeği! Bu evlilik sahte de olsa tahammül edemiyorum! Başka bir kadınla evlenecek olan erkeğini eliyle hazırlayan ikinci bir kadın görülmüş müdür acaba? Kıskanç kuşum benim! Bir haftalık evlilik bu! Düşün, en basit bir nezle bile daha uzun sürer! Ama evleneceksin ya! Aramıza nikahlı bir kadın girecek ya! Aramıza koskoca hapishane duvarları, demir parmaklıklar girecek! El ele değmeyecek bir evlilik bu! Ne o bana gelebilir, ne ben ona gidebilirim! Kanun nazarında karın olacak ya! Ağrıma giden de bu! İlk aileyi kıskançlık yüzünden gaz dökerek yakmaktan idama mahkum Naciye Soran'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet de, ediyorum de, evet de hadi ya! Evet, kabul ediyorum! İmzalayın efendim! İmzala, imzala, imzala! Dönme zamanı geldi. Daha doğrusu yatma zamanı. Bir oyundu bu, geldi geçti. Çıkar gelinliğini de uyumana bak. Hayır! Bu beyaz gelinlik kefenim olacak benim, çıkaramam. Öleceksem gelinliğimle...
surat asmayı bırak. Görüyorsun ki zifaf gecemi bile senden geçiriyorum. Boşuna üzülüp patırtı ettim. Bak karımla değil, senden dans ediyorum. Ama ben de evli bir erkekle. Mapushane gelir, oldum içim yanıyor. Mapushane gelir, oldum içim yanıyor. Dokunmayın şurama, çok derindir kanıyor. Ben gelin oldum yar yoluna. Keşke hapishanedeki idam mahkumu kızın yerinde ben olsaydım. Dar ağacında sallanmak için mi? Hayır, birkaç günlük de olsa senden resmen evli kalabilmek için. Yanımda olmak daha iyi değil mi? Yanımdan kolay kaçarsın ama nikah defterinden kaçılmaz. Ama bu canla yandığımın gelinliği, bu canla yandığımın evliliği yok mu huyumu bozdu. Ağlamaklı etti, korkak etti beni. Sanki şakacıktan nikahlanmamışız gibi bir tuhaf oldum. Aptallaştım, yandım. Bu mutlu gece için, mutluluğumuz için içiyorum. Kurtuluşunun şerefine. Demek vakit geldi. Artık gidiyorum demek. Evet. Ama ölüme değil, suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık. Yani benden matrak geçmiyorsunuz değil mi? Serbestsin artık kızım. İşte kağıtların. Hadi çabuk hazırlanın da baskın yapalım bizim herife. Yapalım. Ay
bizi görünce, hele idamdan kurtulduğumu duyunca sevinçten kafasının tası atacak. Demek damat beyin haberi yok. Bırakın çeneyi de yollanalım. Sen darbukanı, sen cümbüşünü, sen de kemanını topla. Hadi daha sözlerimi ayda çağırın. Hem mirası alıp milyonlara kavuşuyorum, hem de bu gece sevgili karıcığımın idamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum. Yalancıktan da olsa resmen karın, üzülmüyor musun? Neden üzüleyim? Ne cinayeti ben işledim, ne de idam hükmünü veren hakim benim. Nereden buldun bu çingeneleri? Kesin al ortayı! Bana bak düdük, çingene senin sülalendir! Payanı versene şu tesisi! Bu Sinameki karı da kim be Muratcığım? Hani senin misafirin olmasa don lastiği gibi gevşetirdin ağzını! Murat! Nereden çıktın sen? Şimdi ayıp ettin işte! Nereden çıkacağım hanımın? Gül bahçesinden! Böyle sorgu sual kafa ütüleyeceğine sarılsana sevgili karıcığına! Kocam benim! Ulan manda katara bakar gibi ne bakıyorsunuz böyle be? Kibarlığa kar mı yağdı yani? Yaklaşın hadi, öpün eniştenizi! Aman aman! Yeter yeter yeter! Hadi bırakın artık! Turnayı gözünden vurdun be enişteciğim! Çengi Naciye maşallah, hamam kurnası gibi bir kızdı! Helal! Kız bana bak, falın nasıl çıktı? Fincanda demedin mi? Prensler gibi baroya varacaksın diye ben! Yeter! Bu kadar rezalet yeter artık! Kocam haklı şavşaklar, netice itibariyle zifaf gecemiz benle baş başa kalmak istiyor. Hadi bakalım misafirler, volta! Volta dedi, duymadın mı? Hadi yürü de ense tıraşını gör, terbiyesiz karı! Naciye, iyi geceler anlarsın ya! Aslan kocacığım benim! Beni sağ salim gördüğüne ne kadar sevindin değil mi? İnan ki ölmediğime değil, sana kavuştuğuma sevindim ben de! Şansa bak be! Nikah olurken ciğerimin en köşesinden bir dua sarkıttım da Allah babaya! Soracığıma, Sofu babayla, Telli babaya da adak adadımdı! Ne olur be Allah'ım, bu şakacıktan evliliği sahiciye çevir, sen büyüksün, sermayenden zarar etmezsin dedim. Allah bu, kalbime göre verdi, yaşasın Allah baba! Yani sen bu evliliği ciddiye mi alıyorsun? Yok deve, neye alacakmışım yani? Hem boşa vakit kaybetmeyelim, kucaklasana karını! Hani Şeyh Ahmet filminde Şeyh Kefere karısını nasıl kucakladıydı? O filmdi! O filmde, bizimkisi gelin mi yani? Olmaz! Niye olmasın ya? Resmi belediyeden nikahlı kocam değil misin? Yoksa... Rica ederim, kendine gel! Kendimi ne yapayım cicim? Sana gelirim! Hadi öp beni, hadi sev beni! Hadi yatak odamıza götür beni! Yatak odasına mı? Allah korusun! Dur ya, kaçma da dinle beni! Yakalarsan fena olur sonra! Bana bak, aç kapıyı be! Böyle manzaralar sökmez bana, anladın mı? Alırım kapıyı aşağı! Ya paşa paşa aç, ya da sülalene başlatma! Taş arabası! Bak son kere söylüyorum, kafamı pusulası şaştı mı resmi koca... Bu işi sabah bak, sağlam kafayla korursak... Sabaha kırılmadık kafan kalırsa tabii! Ya deli misin sen be? Ne kilitliyorsun kapıyı? Alt yanı karımım be! Resmen şahitli şutlu karın, yam yam mıyım, yiyecek miyim seni yani? Duyar!
Peki sabaha beklesek ne olur? Önce sana alışıp konuşmam, anlaşmam lazım. İnsanlar konuşa koklaşa anlaşırlar. Böyle kaçarak değil. Hadi elimden bir kaza çıkmadan efendiliğinde aç şu kapıyı. Açmayacağım. Aç yoksa girmesini bilirim. Kırdırtma bana kapıyı. Ay kırma kırma ne olur. Adın ne senin? Emine. Bak. Sen ağlayacaksın benim yerime. Aç kapıyı diye tepin yumrukla kapıyı. Yok ben yapamam. Yoksa basar kırtlağına gebertirim şuracıkta. Bir şey dedik canım bağırırız. Hadi geç şöyle. Bir hınzırlık mı düşünüyorsun yoksa? Sesin sadan çıkmıyor. Kapıyı aç! Boşuna gırtlak yoruyorsun. Bak zırlamaktan sesin bile değişti. Değişir ya korkudan. Ay yani bağırmaktan. Hadi aç kapıyı, kocam benim! Ölsen giremezsin bu odaya! Ha, girer miyim, girmez miyim görürsün az sonra! Merhaba röntgenci! Sen ne arıyorsun burada? Ceviz oynamaya gelmedik herhalde! Gel şöyle be! Bırak saklambaç oyununu da insan gibi konuşalım be hanım! Ulan sevdik seni be! Ulan ne tüttüreyerekmişsin be! Bu evliliği bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum. Aslında bir şakaydı bu evlilik. Eşek şakası derler böylesine. Peki ne kabahatim var benim? Karşılıklı anlaşmadık mı? Sen asılacaktın. Felek bu oğlum! Anlaşma yaptık diye ille de kabristanımı ziyaret edecektik yani. Kısmetin ayağı sürçtü, dar ağacına asılacakken sana asıldık anam. Bu evlilik için kendim yerine sana para verdim. Yetmedi mi yani? Oldum olası paraya doktor gözüm. Hem hazır nikah bastırmışım, kolay kolay bırakır mıyım seni be? Sen bırakmazsan bu memlekette mahkeme var, kanun var. Evet, kanun var, rut var, cümbüş var. Ama unutma ki bir de Çengin Naciye var karşında. Vallahi seni ömrü billah mahkeme kapılarında süründürürüm de gene boşamam. Peki maksadın ne? Biz namusumuzla idam günümüzü beklerken mapushaneye gel, ayart bizi, kendine aşık et, bas nikah çatır çatır. Hem de utanıp arlanmadan maksat sor. Ben aşık olunu dedim. Aşık olacak bir şey mi yaptım sana? Yo. Bir şey yapmadın ama aşık oldum işte. Ah eşek kafam. Aslında bu ilk sevdalanışım. Bu yaşa kadar onca erkek yeşillendi. Bir tekine bile pas vermek gelmedi içimden. Bana kalırsa gene onlara dön sen. Gene onlara sevdir kendini. Ya ama sinamek iyiymişsin be. Beğenemedi bir türlü. Ulan senin ıska geçtiğin Çengin Naciye, tekmil mahalle Marmara çırası gibi yanıyordu be! Sebzecisi, esnafı, işçisi, talebesi! Tapu memuru Recai Bey bile benim için altı çocuklu karısını boşamaya kalktı da! Ben istemedim! Neme lazım, evli barklı adam! Ben soracığıma bir cumartesi pazarından geçtim mi? Arkamdan laf sarkıtmayan pazarcı kalmazdı be! Sonra mapusa düştüm, kader bu! Ama orada bilem... Orada bilem beni mahkemeye götürüp getiren tek bir jandarma mangası, cezaevi şoförü... Soracığıma ne kadar mübaşir varsa hepsi abayı yaptı be! Ha, sen kimin evini soruyorsun? Hem korkma! Evlilikte keramet var derler. Keramet var ama keramet için zaman ister. Bekleyelim bir süre. Önce bir düşünüp taşınalım. Ben düşünene kadar sen mahallene dön ha! Pişik! Anan güzel mi senin? Top tüfek kullansan gene de bu çatının altından çıkaramazsın beni! Çıkmazsan tavan arasında yatarsın! Aa, olsun be! Senin için tavan arasında değil, damda bile yatarım! Kız inat bu ya, damda bile yatarım deyince... Kahya kendisini tavan arasına yerleştirdi, ay canım! Ulan sizin tavan aranız bile bizim evlerin yanında saray sayılır be! İnsanların arasındaki fark da öyle! Şimdi anladın mı beyefendi sana neden aksi davranıyor? Bana bak mezba kırıntısı, topla kelleni başına yoksa işkembelerini dökerim ortaya! Bakma tavan arasına eyvallah dediğime! Önce bir dikiş tutturayım mı abadi kolay? Tabii efendim! Bir kere ben öyle sade suya imam üfürüyle değil, kanuni belediye nikahla resmen hanımefendisiyim bu evin! Ona göre, karşımda zülüflü merkep cilvesi yapacağına sayıyla kendine gel, bana hanımefendi de! Yoksa bir kafa korum suratının ortasına, taşlı tarla otobüsüne dönersin! Taşlı tarla otobüsüne dönerim efendim! Lan karşında tespit böceği gibi kıvrılma be! Mideden değil, yürekten sevgi isterim ben! Hanımefendinin huzurunda dik dur! Baş dik, çene içeri, çek göbeği, göğüs dışarı! Ha şöyle! Ulan
talimli maymun gibi herifsin be, ne desem yapıyorsun? Şimdi söyle bakalım, akşam kayıntısı kaçta? Ne kayıntısı? Yani yemek be, Türkçe bilmiyor musun sen? Kekeleyip durma, ne şey? Akşam yemeğine beyefendinin çok önemli bir misafiri var da. Çok önemli bir misafiri mi var? Bana verilen emre göre, siz yemeği köşkteki hizmetkarlarla birlikte yiyeceksiniz. Ne yapalım? Yeriz. O pis karı gelecek muhakkak. Seni dünyalar kadar sevmesem, bu saçmalıklara katlanmazdım Murat. Bilirsin ben erkeklerin beni bulutlar üstünde tutmalarına alışık bir kızım. Sen de bilirsin ki benim aşkım seni fezaya yükseltecek kadar büyüktür. Ama o gene hala köşkte. Köşkte ama layık olduğu yerde, uşakların hizmetçilerin yanında. İyi söylüyorsun ama. Aması ne? Tutup da idamdan kurtulan bir zavallıyı ikinci kere ben idam edemezdim ya. Fingirdek karı, fingirdek karı! Ah, yukarıda az daha keçileri kaçıracak. Ne? Niyeymiş? Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş, haspa! Ah, ben Murat Bey'in nikahlı karısı olacağım da, beni böyle mutfağa tıkıp sosyete şıllığıyla yukarıda fingirdeyecek, ha? Noh! Nihayet kıymetli beyinizin sersemliğini anladınız. Sen bakma, biz Murat Bey'i severiz sayarız ama kalbimiz senden yana. Tabii, benden yana mı? Tabii ya, sen bizim insanımızsın, bizdensin kız. Bu hakaret ha sana yapılmış ha bize. Hı. Hep onu da sana yardımcı olmaya hazırım. İkimiz de adım adım arkandayız. Sen üzülme hiç. Bir fikrim var. Ha. Elbiseni ve önlüğünü çıkar. Aa, o niye kız? Fikir dedik be kızım, nedenini bana bırak. Ha. Bırak bari. Bırakalım bari. Bırakırız canım. Sana unutamayacağım bir gece yaşatacağım bu akşam. Bütün pavyonlarda yer ayırttım. Ben kalbinde yer ayıracağın günü bekliyorum Murat. Daha çok beklersin! Nereden buldun bu salağı? Sen! Ha, ben nasıl ya! Nasıl yaptın, tam pavyona gidecekken! Telaşlanma, cıvanıp gene gidersiniz. Bari bekle de hazırlanayım. Bana kızdın mı kocacığım? Bana kocacığım deme! Peki demem kocacığım. Ölmem sinirlenme. Kibar davrandık, ses etmedik diye başıma çıkmaya kalktın. Yeter be, vazgeç bu inattan! Sen elim aşalısın diye korkuyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Aramızdaki nikah sana hiçbir zaman bazı haklar vermeyecek. Sen değil Kasımpaşa'yı bütün suluk köyü toplasan gene de Cale ile pavyona gitmeme mani olamazsın! Öyle mi kocacığım? Bana kocacığım deme dedim! Peki demem kocacığım. Olanlar için özür dilerim Cale, bulaştık bir kere. Hep o avukat olacak sersemin marifeti. Ne güzel, idam edilecek, kurtulacaktım. Ama sabret, düzelecek her şey. O ne kadar elim aşağılının, edepsizin biri olursa olsun... ...bendeki varlığı bir kenara bırakıp canına okuyacağım onu. Cale hanım! Cale hanım! Cale hanım! Aa, ne oldu, kim yaptı bunu? Bırak sorgu sahilde, yardım et, kurtaralım! Hay Allah! Ay, aman, aman! Ne eşkıyalar var? Ay, korkulur oldu şehirden, Allah muhafaza! Vallahi insana şehrin göbeğinde her şeyi yapar! Hangi alçaklıydı size? Göremedim ki, birdenbire kafamda dank, dank diye iki ses! Dank! Dank diye iki ses ha! Vah, vah, vah! Ah, bir bulsam! Belki de beyefendinin nikahlısıdır! Ay, hadi, 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 o namussuzdur o! Doğru, söyleyeyim Murat'a da görsün, nerede beyefendi? Nerede mi? Nerede? Nerede? Aha, seninle pavyona gitti! Aptal mısın sen be, kör müsün? Benimle pavyona gitmişmiş, ben buradayım işte! Sen buradasın, evet! Sen buradasın ama, beyefendi gene de senle pavyona gitti! Aa, tabii ki, evet gitti! İstak her Tamam mı canım? Tamam canım. Mersi! Anlıyorum Cale, kızgınsın bana. Haklısın belki ama benim kabahatim yok ki bu işte. İstiyse affettiğini söyle. Aa, sana kızabilir miyim kocacığım? Kocacığım mı? Tabii! Sen ha? Tabii ben, yoksa o nane ruhu karıyla mı gönderecektim seni? Eve dönüyoruz. Hayır, eğlenmek niyetiyle çıktık, eğleneceğiz. Gazla bakalım kum kapıyı. Merak etmeyin, başka bir arzunuz. Çengi Naciye geldi. Ne? Vay Çengi Naciye! Çengilerin kraliçesi, kadın milletinin en erkeği! Özlettin kendini be Naciye! Ulan sizleri unutmadık işte! İlk fırsatta düştük hop diye! Şşt Naciye, kim bu? Kocam! Ne, kocam mı? Ne zaman evlendin be? Mahpushane çarptı, mahpushane piyangosu! Merhaba enişte bey, hoş geldiniz! Buyurun, buyurun, oturun şöyle! Buyurun, ne emredersiniz? Buyurun, emredin! Kocacığım, salon içkisi içer ama bendeniz aslan sütü tabii! Biz o dediğin sütü, gaz tenekesiyle içeriz evvelallah! Aa, ne? Fasulye mi dedin?
Hadi bakalım, donat sofrayı Hakkı dayı. Ah be, özledim be! Dünya varmış be! Hey şapşaklar! Buyurun Naciye abla! Çalın bakalım şapşaklar! Hevesi oturmuş rakı içe, ah ciğerimin köşesi dol kara bakır, dol ağzına kadar dol. Çeşmenin suyu dol kara bakır dol. Yavaş yavaş, geç. Bunca zamandır köşkte çalışırım. Murat Bey'i bu kadar sıcak, bu kadar samimi görmemiştim. Kas olup dururdu hep. Biz çözeriz kasık bağlarını. Peki şimdi ne olacak? Sen orasını bana bırak, oturup altı kol iskambil oynayacak değilim herhalde. Emine! Çalışma odamdan çek defterini getir kızım. Peki efendim! Devam edebiliriz beyler! Allah kahretsin! Gene elim ayağım titriyor! Bunlar misafirliğe değil, beyefendiyi soymaya geliyorlar! Eşkıya herifler, hırsız sülaleleri! Ne o kız? Gene kurgulu bebekler gibi kurulmuş geliyorsun! Ne olacak, gene çek defterini istedi! Bu kadar kızmam bir defter için mi? Elbette! Ama bu senin bildiğin defterlerden değil! Para defteri, para! Binlikler gene gidiyor demektir! Sonra da biz aylık yerine burnumuzu çekiyoruz! Çek bakalım, çek, çek babam, çek, çek bakalım, ne kadar çekin! Anlaşıldı, iş gene sana kaldı Çengin Naciye! Ne yapalım, her zaman göbek atacak değiliz ya, biraz da zar atalım! Hepsine! Bugün hiç şansınız yok Murat Bey! Tabii olmaz! Ulan oynadığınız bütün kağıtlar hileli be! Boynunuzdaki medeniyet yularından utanın! Köprü altı kumarbazları bile bu pis numaraları yapmaz! Aa, bu da kim? Aa, bu da kimmiş karısı? Cici, beğenemedin mi? Buldunuz mahallebi gibi çocuğu, sevişleyin bakalım! Erkeksen kadayıfa gelin ana! Ah, hem de kaybaklı! Fazla ileri gidiyorsun, bu da nesi? Aranamesi kocacığım! Biraz istirahat etseniz, yoruldunuz da sinirleriniz de bozuk değil mi efendim? Bu oynadıklarınızın ağababası bunlar! Muh! Varsanız buyurun cenaze namazına! Vallahi de erkek karıymış, billahi de! Ulan alan böyle harbi karının! Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ben seni kibar hanımefendiler gibi konuşuyorsun diye sevdim! Kibarlığa boş ver be anam, insanlığa bak sen! Senin o Çengin Naciye var ya Çengin Naciye! Allah be, helal olsun be! Neye helal olsun? Bu kız yukarıdaki hırsızların iflahlarına kar yağdırmazsa... bana da tek ben de eminim demesin be! Ceketini aldık! Varsan bu da pantolonun için! Salla bakalım, salla da Haşmet'ini görelim! Bencisi! Severler ananı gencisi! Haybeye kürek çektim babalık, bak da talim et! Zarları alırsın anam! Muah! Öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yallah! Buna da derler düşeş! Fazla soyundun işime gebeş! Hadi bakalım abicim yallah! Sıra sende hanım abla! Gel de şu yaldız dentarının bir falına bakalım senin de! Hey dingalla, dingalla! Kömürü de koydum mangala! Al zarları bir salla! Çalkala yavrum, çalkala! Şanslıymışsın be keleş, oturttun dübeş! Gelelim talime! Zarları alırsın anam! Muah! Öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla! Ahahayt! Buz gibi düşeş, yani altı altı, babanın bıyığı yolda kaldı! Hadi bakalım abla, soyun da astarının rengini görelim! Biz bu işi mektebinde okuduk anam! Kaldırım mektebinde! Bu yaptığına edepsizlik, senin bu yaptığına resmen soygunculuk derler! Dağdaki eşkıyalar bile insaflıdır senden! Utandım yaptıklarından, anladın mı, utandım! Yok canım! Asıl ben senden utandım be! Amma da meraklı turşucuymuşsun yani! Kıstırmışlar masaya seni, soyup soğana çeviriyorlardı! Allah'tan yetiştim yoksa anadan doğma kalacaktın! Yeter! Sus artık! Susmayacağım!
Hırsızlığın sosyetede adı ne zaman poker oldu? Sonra biz bizzat çalkaladık, adımız eşkıyaya çıktı. Yok böyle hikaye! Ben göz göre göre mantara basacak dümbeleken aylardan değilim! Öp be! Nefes al da! Hah! Allah diyelim ana! Bu kadın değil püsküllü bela! Hepsini soyulmuş muza benzetmiş! Öyle bir ders vereceğim ki ona! Nereden geldiğini şaşıracak! Alo, evet! Evin hizmetçisi senin babandır! Bu evin kanuni hanımefendisiyim hanım! Pardon mu? Pardon çıkalı, terbiye fıkaraları çoğaldı! Peki, peki! He? Beni partiye mi davet ediyorsun? Güleyim bari! Kızım, siyasetle dalgamız yok bizim! Hangi parti bu? İsmet Paşa'nınki mi? Hayır canım, dostluk partisi! Sizin şerefinize, Murat'ın zat haliniz gibi kibar bir kızla evlenmesi şerefine! Ayol, ona ilk başta söylesene! Parti deyince insan tabii mebus seçme anlıyor! Madem zat halimin kibarlığı şerefine, elbet geliriz anam babam! Çok memnun olurum! Davetimi bu derece incelikle karşılamanız... ...çok memnun etti beni! Helal lakırdı ediyorsun ama fazla inceliyorsun be anam! Kopacaksın neredeyse! Geliriz dedik ya! Teşekkürler! Çok naziksiniz! Bekleyeceğim! O günü bekleyeceğim! Aa, sen daha giyinmedin mi? Şimdiye kadar hazır olmalıydı! Bu ya. Giyinmek değil mi? Açıkta bir ayıbımız yok ya, bunlar da elbise! Evet ama beyefendi en şık smokinini giydi! Ne karın ağrısı giyerse giysin, ben böyle gideceğim! Aa, doğru etmiyorsun! Senin küçük düşmeni istemem! Karıların hepsi donanma çiçeği gibi pırıl pırıldır şimdi haspalar, ya! Üzülme be anam, onların dışıysa bizim de yüreğimiz pırıl pırıl... ...beğenmeyen küçük oğlunu almasın! Bak, bu doğru işte! Hoş geldiniz! Çok inatçı keçisin, doğru dürüst giyinseydin ne olurdu sanki? Hele şu köylü başı bir yerde... Boş versene sen be! Bu her zaman para be! O karıların mücevherlerinin hepsi madiden sahte! Bizimki hükümet garantili halis Osmanlı altın! Aa, bir yanlışlık olacak galiba! Ne yanlışlığı cicim? Kendi aramızda bir partiydi bu, kıyafet balosu değil! Aa, ayol ben de onun için normal kılığımla geldim ya... ...ama bakıyorum kıyafet balosu gibi röküş giyinen sizlersiniz! Naciye, kendine gel! Aa, ölümü öp, sinirlenme kocacığım! Ne içersiniz hanımefendi? Ay, bana hanımefendi dedi! Duydun mu kocacığım? Neniz var? Şampanya, viski... Öyle kıllı kışlı içkilerden çakmam! Sen patlat bir ikramiyeli gazoz, belki de araba çıkar! Mahsus mu yapıyorsun Naciye, ayıp? Ölümü öp, sinirlenme kocacığım! Sinirlenme tabii Murat! Kızcağızın kabahati yok! Hapishaneden alınan gelin bu kadar olur! Eksik söyledin anam babam! Bari namımızı tam teşerrüf ettirin misafirlerinize de beni doğru tanısınlar! Efendim, bendeniz anladınız mı, çok bir hüzünlü bir bahar gününde... ...Kasımpaşa'nın ekstra manzaralı bir yerinde doğmuş garip bir kızım. Anamı tramvay çiğnemiş. Babam sırtından yediği üç kurşunla o biçim olunca tabii... ...biz hem yetim, hem öksüz büyüyüp gitmişiz. Felek bakmış bu kadar çilaz, bir de iftira çakmış alnımıza. Tak! Düşmüşüz Kodes'e. İdamı beklerken anladın mı, kısmetin yolu şaşmış... ...Evlenmişiz! Naciye, saçmalıyorsun! Aaa! Önüme hep sinirlenme kocacığım! Senin bu yaptığına utanmazlık derler, beni rezil ettin, perişan ettin, iki paralık ettin! Onlar başladı önce, lafı sokuşturup beni bozmak isteyince ben de açtım ağzımı tabii! Ne olursa olsun sesini çıkarmamalıydın! Konuşup Kasımpaşa ağzını açman şart mıydı? Onların kimler olduğunu biliyor musun? Biri Prenses Şehnuvas Hanımefendinin kerimesi, biri Çeşmelizadelerden... Orada dur bakalım! Bana ne, kimlerse kimler be! Biz de Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız! Evet, Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız ama... ...Ne yaptım seni rezil edecek? Daha ne yapacaksın? Namusuna toz mu kondurdum? Öteki karılar gibi başka heriflere kaş göz mü sarkıttım? Erkeklerin kolunda dans polimiyle aşraf işte mi yaptım? Ama haklısın! Sizlere boyalı, parlak elbiseli madiden kadınlar lazım! Yalan dolan lazım! Bizim özümüz sütlü anam, biz para çocuğu değiliz! Ah, ölüsü kandilli Naciye! Sevdik, kabahat oldu! Kocacım diye seni bağrımıza bastık, ayıp oldu! Yandım ulan, yandım! Saçmalıyorsun Naciye, fazla konuşuyorsun! Yapada mı gümrük var yani? Kafamı kızdırıyorsun ama! Kızarsan ne olur be, ateş olsan cürmük! Çık dışarı yoksa katil olacağım! Keşke olabilsen, erkekçe bir iş yapabilsen keşke!
Kurtulurdum bu acılardan. Alay edilmekten, küçük görülmekten bıktım artık. Ben de insanım be! İnsansan bıktınsa çağırayım avukatı, anlaşıp boşanalım. Hayır! Ölürüm ama boşanmam. Döv, söv, küfret ama ayrılma benden. Hatta ziyan yok, alay et, küçük gör. Sevdim seni be ya, anlamıyor musun? Sevdim seni! Hayatımda ilk defa bir erkekten tokat yedim. Bir başkası olsa delik deşikti şimdi. Ama sana kocacığım dedim bir kere. Bağlandım. Sevdalanmak kabahat mı yani? Günah mı? Kıyma bana Murat'ım. Gidiyorum. Dönüyorum mahalleme. Ama Allah aşkına boşama beni. Uzaktan da olsa kocam diyeyim sana razıyım. Çengi Naciye geldi, kalksana! Naciye mi? Aman Allah'ım, Naciye gelmiş! Aman Naciye! Naciye abla! Aman Naciye! Ne? Naciye mi geldi? Aman ne oldu acaba? Aman Naciye! Dağılın beni toplam kız köpek gel size! Bir derdi var bunun. Ablacığım! Niye ağlıyorsun? Dağılın be, sinema mı oynar? Ne toplandınız buraya? Dağılın hadi! Salımda prensler gibi kısmetim çıkacağını söylemiştin, doğru çıktı. Ama sonunda ayrılacağımızı söylememiştim be Sebahat abla. Yoktu ki ayrılık. Ayrıldım ama. Hem de ölerek, yanarak, tutuşarak. Belki fincanda gördüm bunları da üzülmeyeyim. Boş ver kız. Ben içi dışı cam gibi bir karıyımdır. Ağzımdaki de dilimdedir. Görsem söylerdim elbet. Ama sepetlendik işte. Ay be ciğerinin fesyanı. Hiç de mi yerli film görmedin? Bu gibi davaların kandili böyle yanar. Hepsinde zengin olan fakir kızın burun direğini sızlatır fiyakasından. Kız da zırıl zırıl ağlayarak kaçar, sonra da inadım inat, kapım iki kağıda biner iş. Acık kız sosyetiklik öğrenir, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim. Acık da kibarlık öğrendi mi, gör bak sen! O senin cart cart öten oğlan pes eder. Haklısın be ablacığım. Bize kibarlık falan ne ki? Filmlerden az buçuk biz de çakıyoruz o dalga motorlarından ama elbisesi şıklığı falan tonla mangır eder. Yoksa ben de bilirim o Murat olacak inek herifin damadının göze göz, dişe diş ocağına incirdik beyi. Ama nerede buluruz parayı? Sen işin o tarafını Sabahat ablana bırak. Trimini minton da ablanın adı Charleston. Bakmayın bu sahilde volta attığına! Hükümet bile Naciye ablanın kıratını anladı da serbest bıraktı. Pırlanta gibidir ablamız. Namusudur mahallemizin, erkek kızdır bir kere. Neme lazım? Öz kızım olsa onun kadar sevmem. O bizim hepimizin canı, hepimizin akrabası gibidir. Anlaşıldı, anlaşıldı! Piyaza gelince maşallah hepinizin adresi yerinde! Ama biz ona buraya yağ çekmek, methetmek için toplanmadık. Yardım etmek için toplandık. Yapacağınız yardım kaynamayacak, hatta faydanız bile olacak. Sadaka değil, yani iş, yatırım işi. Bankadan garanti Toto'dan sağlam. Eniştemizi Naciye'ye bir bağlasak, ondan sonrası kolay. Bas karayı, bul parayı. Ona 50, 50'ye 100! İstemiyorlarsa zorla olmaz bu abla. İş paraya gelince dostluk biter. Karışma, sen de bozma kafamın endazesini! Bir kere bütün bunlar tabii ki Naciye'ye yardım etmek içindir. Sakallı babaya bun adamaktan, yetiş dedeye uçkur bağlamaktan bilem daha sevaptır. Çünkü Çengi Naciye evelallah evliya gibi kızdır. Ay çeremi yordunuz, acık da sen konuş be! Pısırıklığı bırak, erkekçe koru davanı! Çok sevgili, çok canciğer, muhterem Türk vatandaşı arkadaşlarım! Aslında yandı Naciye'niz, kül oldu Naciye'niz! Dumanı tütüyor Naciye'nizin, dumanı tütüyor da görmüyorsunuz! Aşkı şarkılarda bilirdi Naciye'niz! Aşkı türkülerde söylerdi Naciye'niz!
Kurtarın beni bu işten! Beni madara etmeyin sütü bozuk Züppe'ye! Bu anladınız mı? Yalnız Naciye'nin değil, tek bir mahallenin izzeti nefsine süpürge tuğumu ekmek demektir. Bizler böyle ayaklara gelemeyiz. Kızı küçük görecekler, horlayacaklar, itecekler. Biz de hiç sesimizi çıkarmayacağız. Yok öyle hikaye! Hepimiz anladınız mı? Bu bir çeşit vatan davası olaraktan vicdanlarımızı cüzdanlarımıza koyup, cüzdanlarımızı da ortaya koyaraktan öt bakalım. İki gece kondum feda olsun. Ya senin? Benim kaynanada miras, beşi bir yerdelerim var. Senin dızgallı. Benim de canım var. Ben para eder mi be Faik amca? Sen koskoca bir bakkalsın. Esas paranın kaymaklısı sende. Yoksa bir grev çekeriz dükkanına. Sinek avlarsın vallahi. Şaka yaptım Charleston. Alın, neyin varsa sizin olsun. Biraz da sen silkelen bakalım. Bizimki kötü günlerimiz için biriktirmişti. 2000 liramız var. Bundan daha kötü gün teleşirde olur be. Ulan senden yardım istemek değil, yardım etmek lazım. Olsun Sabahat abla. Benim boyacı sandığımdan, kırık dökük cümbüşümden başka bir şeyim yok ama feda olsun. Sandığım da, cümbüşüm de, canım da. Esas Naciye'nizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun. Ey Allah'ım ey! Biz istedik bir göz, sen verdin iki göz! Bak işte nasıl çıkırına girdi! Her gün fallar açarım, kurşunlar dökerim! Acaba kocasından nasıl karşılaşacaklar diye! Galiba acıdı bana! Belki beni sevdiği için üzüntüsünden gitti otele! Buldun üzülecek insanı! Aşk falan bilmez o, kalpsizin biridir! İşi Charleston Sabahat ele aldı ya, kalbimi var, ciğerimi var anlarsınız! O Züppe sıpayı Çengi Naciye'nin peşinde tazı köpekleri gibi fırfır döndürmesem, bana da Charleston Sabahat demesindir! Peki ama Çengi Naciye'ye nasıl aşık olur, ha? Adını duyunca tüyü tersine dönüyor! Ya, tüyü tersine dönüyor! Siz de amma cahilmişsiniz be kızlar! Çengi Naciye mortladı artık! Yarından sonra Naciye'nin adı Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretleri! Sahi mi abla? Elbette sahi! Çin işi, Japon işi! Bu da Charleston Sabahat'ın işi! Asaletin habercisi ellerdir. Eller kuğu kuşu gibi olmalı. Hanımların elleri seyredilmek için değil, öpülmek için yaratılmıştır. Öptürün ellerinizi! Kibar konuşmak, zarif sözler söylemek, asaletin ta kendisidir. Kibar bir laf ediniz bakayım. Çok rica ederim efendim, bravo! Siz? Çok zarifsin hanımefendi. Çok güzel, bravo! Ya siz? İstifra ederim. Bin kere söylemişim, istifra değil, istirham ederim diyeceksiniz. Öyle deriz madam Kokana. Mil mersi. Dans, bulutlar üzerinde yürür gibi yapılırsa danstır. Futbol oynar gibi değil. Başlayın lütfen. Ben şoförüyüm. Ben yanından ayırmadığı özel berberi. Ya ben? Sen de vekil harcısın. Oldu. Yalnız dikkatli ol, paralar santim sahim, dirhem dirhem hesaplanacak, yoksa paralar suyunu çekerse... Hepimiz sevmayı kediye yükleriz! Peki sen ne olacaksın Sabahat abla? Ben de Sayın Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretlerinin teyzesi, Asalet Maap Safiye Sultan. O kadar da olsun canım, az çok sosyeteniz var. Operette çalışırken bir adımız da sosyete Sabahat'ti. Sosyete Sabahat'ti! Ayrıca ciddi olalım. Karşınızdaki sosyete Sabahat değil, Asalet Mahap Safiye Sultan! Haddinizi bilin, labalik istemez! Haddinizi bilin, labalik istemezmiş! Şimdi ilk işimiz otele telefon edip, şeref dairesini ayırmak olacak. Başüstüne efendim, emredersiniz efendim. Prenses Hazretlerinin teşrifi otelimiz için bir şereftir efendim. Oh, çok teşekkür ederiz efendim! Merci bien efendim! Merci beaucoup bien efendim! Enayi heyecandan ölecekti prenses lafını duyunca. Bavullar hazır mı? Hazır efendim, 20 bavul, 18'i kağıt dolu. Olsun, maksat çok bavulla göz boyamak. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hoş geldiniz prenses hazretleri. Hoş geldiniz efendim.
Şeref verdiniz prensesim. Prensesten bana ne? Sözüm ona, dinlenmeye geldik buraya. Prenses hazretleri şöyle, prenses hazretlerinin serveti, prenses hazretlerinin adamları... Bıktım ya, başka laf yok mu? Yok! Çünkü dünyalar güzeli bir kadın. Bütün erkeklerin gözü onda, hepsi aşık. Ya da hepsi budala. Peki siz tanımak istemez miydiniz? Vallahi bizim Çengin Naciye'den öyle ağzım yandı ki... ...kadın değil, melek olsa görecek yüzüm yok. Bir dakika benim. Ah, teşekkür ederim. Buradan İsviçre'ye gidecekmiş. Aşk uğruna her gittiği memlekette sayısız erkek intihar edermiş. Hiçbir erkeğe de yüz vermezmiş. Geliyor işte, geliyor. Bizim salatalık yok ortalarda. Şşt! Herhalde odasındadır prensesim. Ulan su koyuvermesene be! Of, of! Ay, saat geldi! Prensesin davetini unuttunuz mu yoksa? Bunu yiyecek yaşta değilim. Neden inmiyorsunuz öyleyse? Kadınlardan sıkıntı bastı dedik ya! Ama bu koskoca prenses! İsterse kraliçe olsun, hiçbirine tahammülüm yok! Aşağı in ve iki aspirin getir bana, başımı ağrıttın! Baş üstüne! Başım kopsun! Allah kahretsin, kendini beğenmiş salon faresi, kim bilir nerelerde! Bir şey mi dediniz? Salon çok sıcak değil, orada Canikol mu? Bundan sonra kısmet hangi memlekete sayın prenses? Bir ay Paris, bir ay Napoli, bir ay Tarabya, bir ay da Kasımpaşa. Efendim, anlayamadım. Anlayışınız kısa, biz ne yapalım yani? Bir ay da Kasımpaşa diyor, müsaadenizle! Bir haber var mı? 306 numaralı odadaymış. Hastalık bahane edip aşağı gelmemiş, hizmetçisi haber verdi. Güzel! Nesi güzel kız? O aşağı inmezse biz yukarı çıkarız. Tamam mı canım? Tamam! Pangal, tamam! Efendim, anlayamadım. Ha, size bir cicikom, salon çok sıcak, hamam gibi de... Tamam mı tatlım? Gir! Prenses hazretleri sizi görmek istiyor efendim. Ben senden prensesi değil, iki adet aspirin istedim, baş ağrısı için. Üstelik de prenses falan görmeye niyetim yok. Korkmayın! Aspirin gibi kolay yutulmam ama... ...baş ağrınızı geçirmeye yardımım dokunur sanırım. Affedersiniz, kabalık ettim. Öylesine bıktım ki kibarlıktan, biraz kabalığa ihtiyacım var. Prenses dediklerinde geçkin bir kadın sanmıştım sizi nedense. Bu kadar şahane bir güzelliğiniz olduğunu bilseydim... ...koşarak, uçarak gelirdim yanınıza. Güzelliğimi prensesliğime tercih etmenize sevindim. Sizi her zaman sevindirebilmek isterdim. Yani? Bana sizinle dolaşmak... ...size İstanbul'u gezdirmek şerefini bahşederseniz... ...çok mutlu olacağım, çok. Çok naziksiniz. Demek ilk seferinde gezme teklif etti. Sözlerini ayıramamış prensesler. Üstelik büyülenmişçesine. Boşuna ye kürküm ye dememiş Nazrettin Hoca. Herifçoğlu... Herifçoğlu bana değil, elbiseye büyülendi. Hergele. Hayır yavrum, elbise sadece onun gözlerini açtı. Büyülendiği sensin aslında. Doğru mu söylüyorsun Sabahat abla? Büyülendiği ben miyim? Nasıl haklıymışım değil mi? Çok beğendiniz değil mi? Beğenmek ne kelime, çarpıldım! Oh, ziyafete gitmeye nazlanıyordunuz bir de! O zaman bu kadar şanslı olmazdım belki de! Düşün, İstanbul'u ben gezdireceğim prensese! İstanbul'la her köşesi ayrı güzel bir şehirdir. Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses, her tarafınız bir başka şahanelikte. Sizin sözleriniz gibi. Bence Dolmabahçe Sarayı en güzel buradan görülür. Bana kalırsa en güzeli İstanbul'u sizden dinlemek. Ne adadığınızı merak ettim. Neden? Tanrı size her şeyi fazlasıyla vermiş. İsteyecek bir eksiğiniz yok. Öyle bir şey var ki istediğim... ...hem elimi uzatsam tutacak kadar yakın bir istek... ...hem de çok uzaklarda. İstanbul dünya kadar büyük olsaydı keşke. Neden? Sizi gezdirmem ömür boyu sürerdi de ondan. Neden o kadar dikkatli bakıyorsunuz? Tuhaf! Hayatta en beğendiğim kadınla en baş belası, en nefret ettiğim kadın arasında... ...öyle garip bir yüz benzerliği var. Çok tuhaf, cidden merak ettim doğrusu. Tanımak isterdim benzerimi. Tanımamanız daha iyi. Sizin sarı saçlarınız, huylarınıza gelince... ...iki ayrı kutupsunuz. Peki neyiniz olur o kadın?
Ondan evli misiniz yoksa? Belki de nefret ettiğiniz bir karınız var. Bana da o yüzden yakınlık gösterdiniz belki. Bu konuyu kapatsak? Susmayı istemeniz manalı. Evli olup olmadığınızı söylemeyecek misiniz? Bilmek bir şey fark eder mi sizce? Hem de nasıl! Evli erkeklerle arkadaş olarak bile dolaşmaktan nefret ederim. Öyle, siz de gizleyin evli olduğunuzu. Yok, yapamam. Hayatıma onca kadın girdi, ilk defa aşık oldum galiba. Sevdiğime yalan söyleyemem. Anlıyor musun, yalan söyleyemem sevdiğime. Ya ayrılırsa sizden? Bilmiyorum. Bana kalır, yapacak tek şey var. Mahalleye gidip ayrılması için yalvarmalı Naciye'ye. O baş belası deliye yalvarmak mı? Allah korusun! Prenses hazretleri değmez mi buna? Para teklif edin gerekirse. Gerekirse ağlayın, sızlayın, hatta... Ben olsam sevdiğim için zırıl zırıl ağlardım. Güzel! Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Şimdi ne yapacaksın? Sızlatacağım burnunun direğini. Değil yalvarmak, yüzümü göremeyecek. Seninle konuşmak istemiyor diyeceksiniz. Akıllıca iş! Hadi bakalım, sıvayın paçaları! Hepiniz dur mahalleye! Aman vahidim çıkmıştı falında! İki gözüm enişteciğim, iki vakte kadar girip Çengin Ağacı'yı alacak diye! Geldim ama gelişimin sebebi başka! Höst höst, başka diye Çingene'ye derler bizde! Siz eski kadınsınız, anlarsınız beni! Neyi anlarmışım? Ayrılmak istiyorum Naciye'den! Hani anlaşmıştınız? Aşık oldum birine ilk defa, mecburum! Çengi Naciye de sizde aşık olacak kalp yok diyordu! Geyya hiçbir kadını sevemezmişsiniz siz! O herhangi bir kadın değil, bir prenses! Haksızlık ediyorsun, Naciye de bizim prensesimiz! Enişte bey, enişte bey! Bakma kenar mahallenin garip insanlarıyız ama... Evlilik bizler için mukaddes şeydir! Kızcağızı evden git dedi! Kocacığımın sözü başım üstüne dedi! Gitti lakin... İş boşanmaya gelince, kazına ya başkadır, vallaha kessin, razı olmaz boşanma! Hem de o razı olsa, biz razı olmayız! Mahallemizin namusu var bey! Tabii, mahallenin namusu var, benim de çocuğum! Siz de her şeyin doğrusunu anlatmak zorunda mısınız? Bırakın sırat asmayı da eğlenmenize bakın! Elimde değil! Prensese olan duygularım, diğer kadınlara duyduğum gibi değil! Anla beni! Bana kalırsa siz evlenmeyi değil, eğlenmeyi düşünün! Buyurun! Affedersiniz, ne düşünüyorsunuz? Aklımdan geçenlerin sizce bir önemi var mı? Sizinle ilgili her şeyi öğrenmek isterdim. Hayatta en istediğim şey, şu prenseslikten kurtulup sadece ben olabilmek. Ne zararlı gördünüz prensesliğinizi? Hiç! Ama mesela benimle beraber olan birinin benim için mi... ...yoksa prensesliğimin cazibesine kapılarak mı beraber olduğunu bilememek rahatsız ediyor beni. Güzelliğinizin prenseslikten daha önemli olduğunu farkında değil misiniz? Farkında olduğum tek şey erkeklerin şeklimden çok aileme önem verdiği. Bence gözleriniz çok güzel. Düşünmeden konuşmayın. Aynı gözler, hatta daha güzelleri bir kenarın dilberinde olsa... ...onunla da aynı sıcaklıkta sohbet eder miydiniz? Neden kekelediniz? Sorularınız garip de. Oturmaz mısınız? Bir an beni prenses değil de basit bir kız farz edin. İmkansız olamazsınız ki. Olamasam da, basit kızların yaşadığı gibi bir gece geçiremez miyim? Mesela beni bir kenar meyhaneye götürseniz... ...Bıktım bu lüks yerlerin sahteliğinden. Ama siz de prens gibisiniz, bilemezsiniz o çeşit yerleri. Bildiğim bir yer var ama... ...Müsaadenizle önce ben gidip bir masa hazırlatayım size. Şoförüm sonra gelir alır sizi. Kabul mü? Neden olmasın? Peki şimdi ne olacak, ne dümen düşünüyorsun? İş Çengin Ağacı'ya düşecek. Evvelallah, sonra Çengin Ağacı'ya. Anlaşılan adamı delirteceksin. O beni delirtmedi mi? Arayla değil, anam babam sırayla. Vay be efendiciğim! Maşallah efendimiz! Zatalinize hangi rüzgar attı böyle? Buraya bir misafir hanım davet ettim de, bir prenses. Anladım, anladım! Zaten şimdiye kadar getirmediğinize şaşıyordum. Ama burası sizin dükkan, şu masa nasıl? Güzel!
Emredin bütün dükkanı kapatayım sizin için. Vay prensesim! Şimdi sizden bahsediyorduk. İddiam çomağı hazırla derler anam babam. Gene kalbime doğdu. Nah içimin ta şuracığından bir his. Ulan kız Naciye, bırak koşaf üzümü gibi yayılmayı da kalk bir kolaçan et etrafı diyerekten fırlattı dışarı. Sen de şaşırdın değil mi? Halinden belli be kocacığım, kör kör parmağın gözüne işte. Ben buraya bu... Saklama be ciğerimin köşesi, saklama ya, o harbi ol biraz. Sen anladın mı, ne kadar mangal altı etsen... ...gene de çakıyordun bana karşı bir şeyler yeşillendiğini gönlünde. Dinle bak! Dinlerim ama, dinlerim babam. Benim kanuni, benim nikahlı kocacığım. Tatlım, tuzlum, biberlim, anam! Benim hatıralarım çekti seni buraya değil mi? Tabii ya be kızım, tam lafının üzerine geldin. Senin için masa ayırıyordu. Aa, ben mi? Saklama be tosunum, prensesim... Ayy! Bana prenses mi dedin anam? Bana prenses diyen dillerini yesinler seni. Yaşa be kocaların kralı! Çek be! Prensesliğim şerefine bu gece kafayı bulup... ...çingene zurnasına dönmek istiyorum. Çek bir şişe şarap! Tamam! Şarabi! Şerefe kocaların aslanı, şerefe! Erkek olmuşsun be kocacığım! Sayende birinci şeyi akladık! Ya içki vesikaya mı bindi bu dükkanda be? Hakkı dayı, getir bir şey de! Şarap biki! İçelim mi? Bak, ben sana doğruyu söyleyeyim! Boş ver be aslanların padişahı! Ama iki kelimecik ya! İki şişe içtik, bir tek laf ettirmedin bana yani! Kız bir yer açlıyorum ha! Sinirlenme kocacığım! Bana kocacığım deme! Sen bana prenses demişsin ama! Sevincimden dilimin zembereği çözüldü! Ulan bu şişe de bitti be! Hakkı dayı, getir bir şişe de! Oldu olacak, getir! Geldim, şarap üç! Beni hazırlanarak böyle mi bekleyecektiniz? Siz... şey vardı burada, Çengi... Belli çok sarhoşsunuz. Günde ağırdı, açık hava iyi gelir. Dolaşalım mı sahilde? Dolaşalım. Neden? Yalan söyledim de ondan. İşte yalancıya benzemiyorsunuz halbuki. Aslında değilimdir. Üstelik nefret de ederim yalandan. Ama mecbur kaldım söylemeye. Sebep de sizsiniz. Daha doğrusu sizi kaybetmek korkusu. Anlayamıyorum. Ben bekar değilim prensesim, evliyim. Üstelik dünyanın en garip evliliği. Eli elime değmemiş, hatta evimde bile oturmayan bir kadınla. Niye boşanmıyorsunuz o halde? İstemiyor. Belalı bir mahalle kızı. Zaten bir miras icabı evlenmiştim. Düşünün hapisteydi, idam mahkumuydu. Olsun. Zorlarsanız ayrılır herhalde. Ama bir kadınla başa çıkamayacak kadar yumuşaksınız galiba. Ne yapabilirim ki? Onu bir görseniz. Gördüğümü farz edin. Öylesine belalıdır ki... ...kadın değil, baş belasıdır o. Dünyasından bezdirir insanı. Siz de aynı silahı kullanın o halde. O edepsizse siz daha edepsiz olun. O belalıysa siz daha belalı olun. Erkeksiniz. Dişe diş, göze göz. Deli deliden, edepsiz edepsizden korkar derler. Ama dedim ya, siz öyle yumuşaksınız ki. Bu defa öyle değil prenses. Bu defa seviyorum. Gerekirse katil bile olurum sizin için. Güzelliğiniz uğruna her kalıba girerim, inanın bana. Haklısınız. O serseri ise ben de serseri olacağım. O namussuzun karşısına bir çıkacağım ki görecek. Ne yapmak niyetindesiniz? Birkaç gün batakhanelerde sürtmem yeter bana. Yeter de artar bile. Toplanın gidiyoruz. İşimiz bitti burada. Susun be! Bu kadar çabuk mu? Hı hı. O benim ayağıma gelecek mahalleye. Hem de öyle bir şekilde gelecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Aldı Çengin Ağacı'ya intikamını. Külhan olmanın ilk şartı, anladın mı? Çeneden başlar. Konuş ulan Keşafettin, konuş! Gevşet ulan çeneni! Görelim sürelerini!
Bu yollar, bu mavallar, bu kaşkavallar sökmez bize dingil. Şimdi de sen konuş abi. Ben adamın kanını yoğurt kasesine akıtıp içine ekmek doğrar, sabah kahvaltısı diye yerim. Var mı bu sözlerime ayak yapacak ayakkabıcı? Var mı lan? Konuşma yengen. Şimdi ne yapacağız? Çeneden sonra bilek gelir. Bileği yumuşak olan külan olamaz. Bu daha yumruğumun nostrası. Var mı bana sütü kesik salamini numarası be? Bana kaşkolika yapacak turfandalık, cenaze ilmi haberini cebinde taşımalı. Helal! Karanfilsin, sarımsın, aç lan kapıyı, nikahlı karımsın! Ceketimi dikerim, köprü altıdır yerim. Siz? Evet, ben. Prenses Nazlı Şah. Namı diğer sekiz köşeli göbekçi Cengi Naciye. Olmaz mı öyle şey? Biraz yonttuk oldu anam. Kokmaz sepet ağlar, sokaklarda fal bakar. Kokmaz sepet ağlar, sokaklarda fal bakar. Ah güzel olayım diye, başına çiçek takar. Ah güzel olayım diye, başına çiçek takar. Zilleri takar. İnanılmaz şey! Her şey aynı anam babam! Eşek gene aynı eşek! Değişen semerimizdi! Şimdi sen anır bakalım! Bütün mahalleye beni çok sevdiğini söyle! Seni çok! Çok seviyorum Naciye! İnşallah gene o sırçalı saraya gitmiyorum! Hayır Naciye, ben burada kalmak istiyorum! Müsaade ederseniz tabii! Naciye, Naciye! Üzme delikanlıyı artık! Biz onu eleştirdi, bağrımıza bastı ya! Güneş görmemiş bostanlı anaları! Altın kalpli Çengi Naciye'niz, rahat bir düşek yüzü görsün! Anlarsınız ya! Sokaklarda